Buyurun, rahat olun. Bu bir deneme çekimi. Tamam. Gezi programımızda Türkiye'nin yörelerini, şehirlerini tanıtıyoruz. Sponsor firmamızın arabasıyla gideceksiniz. Yolda ineceksiniz. Oradaki halkla görüşeceksiniz. Ve bize gezi notlarınızı anlatacaksınız. Tamam. Evet. Var mı böyle program yapan tanıdınız? İzlediniz mi? Tayfun Talipoğlu, Coşkun Aral, bir de Ahmet Utku muydu? Birisi... Ahmet Utlu, evet. Ahmet evet. Utlu. Hazırsınız. Evet, şu anda hazırım. Evet, gözlüğü çıkaralım yalnız. Böyle daha iyi olmaz mı? Evet, böyle karizmatik görünüyorsunuz. Fakat evet. Gözlüğü çıkartırsak samimiyetiniz bize geçer. Gözlerinizdeki ışıltıyı görmemiz lazım. Böyle dursa mı acaba? Çünkü bir bölgenin içerisinde sanki tıkanıp kalmış gibiyim. Gözlük öyle bir his verdi bana. Tecrübeniz var mı da? Var. Ben meteorolojiden Kadının Sesi programında şey yaptım, çalıştım. Evet. Evet. 4x4 tecrübeniz var mı? Jip mi onlar? Evet. Jiple gideceksiniz, duracaksınız. Evet. Köylüyle konuşacaksınız, jipe geri bineceksiniz. Tamam. Devam edeceksiniz. Bamteli tamam. Gibi, Tayfun Talipoğlu evet. Gibi. Evet sevgili izleyiciler. Gözlüğü çıkarabilir miyiz yani? Tamam, o zaman çıkartıyorum. Çıkart lütfen. Bütün foyam ortaya çıkabilir ama. Çıkarın. Doğru, çıktı. Evet, Fahrettin Geç. Evet. Yol mu? Hayat mı? Yolun hikayesi. Evet. Fahrettin, kadra gir çocuğum. Hayat yollarda geçer. Evet. Evet. Şimdi evet. Arabadan inin Fahrettin'le, hemen Fahrettin'i durdurun, konuşmaya başlayın. Buyurun. Ne yaptınız efendim? Ben jipten indim. Jipten indiniz. Evet. Evet. Bir şiir okuyun. Güzel bir şiir, konuyla ilgili. Evet. Çocuklar bebeler geçsin içinde. Sonra başlayın. Fahrettin'le konuşun. Yollar uzar gider, kenarlarda tarlalar, yeşillikler, orman, insanlar, çalışanlar, kenarda köşede olanlar. Ben aralarından yavaş yavaş geçerim. Başlayın, konuşun evet. Fahrettin'le. Gülmeyin lütfen, ciddi Tayfun Talipoğlu gibi. Tekrar evet. Şiirinizi okuyun ve Fahrettin'e yaklaşın. Yol kenarında yine biriyle karşılaştım. Gerçekten hüzünlendim. Akşam güneş batıyor, hissettirin bize. Evet, akşam şu anda. Arabayı sıcak... gösterin, biraz kenara açılın. 4x4 görünsün. Arabanın kenarında yine bir hislendim sevgili izleyiciler. Ve hemen bir şiire girmek istedim. Fakat yine bir köylüyle karşılaşınca benim yine duygulandım. Ahmet amca... Fahrettin. Fahrettin Bey. Ne oluyor? Ne oluyor olmaz. Şiir okuyun. Evet. Şiirden tamam. Fahrettin'in sorunlarına geçin. Evet. Evet. Yol kenarında... Bir emekçi, bir çalışan, bir insan. Herhangi birisi. O belki de benim, belki de sensin. Sorununu ve sorun Fahrettin'in sorununu sorun. Fahrettin hoş geldin. Amca hoş geldin. Amca değil, evet. Gencecik adam. Fahrettin'in sorununu siz biliyorsunuz. Sorununu sorun Fahrettin. Anlattın durdun. Azıcık da seyirciye ama. Niye Fahrettin sorunun... gibi Fahrettin'in konuşması ihtimali olan şekilde konuşuyorsunuz? Siz şiir okuduğunuz dilde konuşun. Okuyun evet. Şiirinizi, Fahrettin'e dönün. Arabayı gösterin. Evet. Yine arabamın yanında yine hüzünlendim. Yollar bana aklımı yerine getirdi. Aklım yine benimle dalga geçti. Geçin Fahrettin'e. Fahrettin, anlatıp durdun, sorunlardan bahsettin. O ilgilenmiyor, bu ilgilenmiyor. Kim ilgilenecek? Tamam tamam anladım. Tamam anladım. Evet. Arabayı göster. Tamam kestik. Arabanın kenarında. Bitti mi?